Kuşbaşı doğramış olduğum 500 gram eti tencereme aldım. Kendi suyunu salacak, çekecek, yumuş gerekirse üzerine su ilavesi yapacağım ve yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Etler bir güzel suyunu çekti. Yumuşadılar. Şimdi sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim. Üzerine yemeklik olarak doğramış olduğum bir tane soğan ilave ediyorum. Soğanlarla beraber 1-2 dakika soteliyorum. Bir tane havuç ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Karabiberimiz olmazsa olmazı. Tavsiye ederim, ilave edin. Çok da lezzetli oluyor. Ben önceden pirincimi 1 saat öncesinden yıkadım, ısladım. 2 su bardağı pirinci ilave ediyorum. Bu esnada tuzunu ilave ediyorum. Bir güzel buluşturuyorum. Etimizle, havucumuzla harmanlansın. Beş dakika kadar kavurduğum pirinçlerimin üzerine suyumu ilave ediyorum. Bir bardak pirince 1,5 su bardağı su ilave edeceğiz. Toplamda 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Pilavımız kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirelim. Pilavımızı kontrol ediyoruz. Kızdırmış olduğum dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağını pilavımın üzerinde gezdiriyorum. Dilerseniz siz bunu pilavın suyunu verdikten sonra da parça parça olarak üzerine ilave edebilirsiniz. Ama bu şekilde de inanın çok lezzetli oluyor. Şöyle de bir güzel karıştırmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kapağını kapatıyorum. Bir 5-6 dakika dinlendirdikten sonra servis yapacağım. Pilavım servise hazır. Nefis görünüyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Allah'a emanet olun.